Yeni Açık'tan Cimbom Manşet'ten hepinize güzel bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Yakup Çınar'la birlikte Galatasaray gündemini değerlendireceğiz. Yakup hoş geldin. Hoş bulduk Gevser. İyi yayınlar diliyorum Yakup sana. Hızlıca gündemle başlayalım. Dün biliyorsunuz Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulu vardı. Ligden çekilme kararının oylaması yapılan bir olağanüstü genel kuruldu. Ve dün tüm gözler Galatasaray maçının yanı sıra Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulundaydı. Tabii tartışmalı açıklamalar da oldu. Özellikle Galatasaray tarafını ilgilendiren hem Başkan Ali Koç'un açıklamaları oldu hem de Acun Ilıcalı'nın kürsüde yaptığı konuşmada Galatasaray'a hedef aldığı konuşmalar oldu. Hepsini değerlendireceğiz. Yakup dün genel olarak önce oradan başlamak istiyorum. Yani Fenerbahçe'nin genel kurulu nasıl buldun? Şöyle, dün İstanbul'un iki yakasında önemli iki spor organizasyonu vardı. Bir tarafta sahada oynayan Galatasaray, bir tarafta masada kazanmaya çalışan Fenerbahçe vardı. Ben böyle ayırıyorum bu iki konuyu. Çünkü baktığınız zaman net bir şekilde buradaki programlarda da söylemiştim. Fenerbahçe bazı kuralların kendi lehine işlemesi için ciddi anlamda bir algı PR çalışması yapıyor. Dün de bunu doruğa çıkardı zaten. Çünkü öncesinde biliyoruz ki Sayın Ali Koç biliyorsun başkanlığı sezon sonunda bırakacağım dedi. Şu an bırakıp bırakmayacağım merak konusu. Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa ettim dedi. Göreve hala devam ediyor. Takımı ligden çekme ihtimalimiz var. Genel kurula bunu oylatacağız dedi. Dün o oylama da yapılmadı. Şimdi Süper Kupa maçına çıkmayacağız diyorlar. Hala belli değil. 19'da çıkabilirler. Açıkçası dün hani ciddi anlamda Fenerbahçe taraftarlarının duygularıyla oynandı diyebiliriz. Çünkü oraya çok farklı amaçlarla gitmişlerdi. En azından bizim başkanımız yumruğunu masaya vuracak ve bir karar alacak. Türk futbolunun kaderini değiştireceğiz diye gittiler. Ama çok klasiktir. Dağ fare doğurdu. Ciddi anlamda Erden Timur'u tehdit etti mesela. Çok enteresan. Evet, yani o kısmı istersen okuyayım hemen, paylaşalım izleyicilerimizle. Yani 2-3 gün camianda popüler olabilirsin söylediklerinden dolayı ama diyor her gece yatarken bizi düşün, özellikle de benim başkanlığım bitince. Ya şöyle söyleyeyim, Sayın Ali Koç 6 yıldır başkan, tek şampiyonluğu yok. Ona rağmen Fenerbahçe camiasını ciddi anlamda çevresinde toplayabiliyor. Erden Timur'un ikinci sezonu ve ikinci şampiyonluğa doğru gidiyor. Şunu söyleyeyim, son dönemde Erden Timur'la Galatasaray yönetimi arasında böyle bir soğukluk falan vardı ya. Hı hı. Dünkü olaydan sonra o soğukluk tamamen ortadan kalktı. Ben Erden Timur'un bu saatten sonra mutlaka Galatasaray'da yönetimde olacağını düşünüyorum ve göreve devam edeceğini düşünüyorum. Bu arada dün Hatay Spor maçından sonra, maçın bitiminden sonra yaklaşık bir saat falan ben dışarıda bekledim. Çıkarken Erden Timur'la karşılaştık. Keyfi hı hı. Gayet yerindeydi. Gayet mutluydu. Süper Kupa maçına gideceğiz, çıkacağız. Onlar ister çıksın ister çıkmasın. Hani çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Bizim tek hedefimiz var. Hani biz bu maça çıkmak istiyoruz. Şunu an düşünüyor artık Galatasaray tarafı. Yani Fenerbahçe Galatasaray'la oynamaktan kaçıyor. Biz bunu söylemiyoruz ama Suudi Arabistan'a gidenler de söyledi. Yani Fenerbahçe o maçı oynamak istemedi. Şimdi bir Süper Kupa daha, maçı daha var. Siz diyorsunuz ki işte bizim bu kadar iyi kadromuz var, bu kadar iyi oyuncularımız var. Biz şampiyon olacağız, ligden çekilmeyeceğiz diyorsunuz. Buyurun çıkın o zaman Süper Kupa maçına. Bu arada kazanabilirsin de sahadan niye çekiliyorsun? Yani ertelenmesini talep ediyor Fenerbahçe biliyorsun. Ya ertelenmesini talep ediyor da Galatasaray istemiyor. Ya tek taraflı bir şey değil ki. İsmail Kartal çıkıp cesur gibi oynasınlar diyordu. Galatasaray'ın mesela Ankara Gücü maçı öncesinde o zeminde oynamama ihtimali vardı. Çaykur Rizespor maçında çıktı, oynadılar. Delikanlı gibi çıksınlar, oynasınlar dedi. Adam gibi. Şimdi ha, adam gibi. Şimdi siz de çıkın oynayın. Yani iş öyle bir tarafa geldi ki dün Dursun Başkan da çıktı. Mecburen açıklama yapmak zorunda kaldı. Hı hı. İnsanlar ölecek diyor artık. Gerçekten o boyuta gelecek. Düşünsene, dün Kadıköy'de 22 bin kişi var. Rams Park'ta 45 bin kişi var. Ve bu insanların birçoğu Anadolu yakasında, Avrupa yakasında oturuyorlar. Dün ben de metrobüste, metroda, gerçekten, orada burada evet. Denk gelebileceklerini düşünsene. Evet. Dün ben de onu söyledim arkadaşıma. Ya dedim, çıkışta şimdi bunlar karşılaşsalar, hani bu açıklamalar falan. Ortalık zaten çok kızışmış, ne olur dedim ama çok şükür bir olaya rastlamadık. Bir olay olmadı. Evet, dün yine o genel kurulda
28 dakika 37 saniyelik bir video izlettirildi. Fenerbahçe taraftarı neden isyan ediyor diye. Evet. Uzun uzun, çok uzun bir video. Videoyu Acun Ilıcalı'nın hazırlattığını söyledi Başkan, evet, Ali Koç. Burada Eyüp Spor'un, işte Pendik Spor'un Galatasaray'la olan ilişkilerine göndermede, evet, bulunuldu. Pendik şunu... Spor arka bahçesi mi Galatasaray'ın dedi, değil, evet, mi? Evet, öyle bir cümle kullandı. Ya bir şey diyeceğim. Hull City mesela neden Galatasaray'dan futbolcu almıyor? Neden Fenerbahçe'den Pelkas'ı aldı? Allah yarı aldı. Şimdi aklıma gelmiyor. Bir iki tane daha oyuncu vardı. Bunu kimse dile getirmiyor mesela. Bunu kimse konuşmuyor. Ama Sayın Acun Ilıcalı'nın hazırlattığı videoda Pendik'in, işte Eyüp Spor'un Galatasaray'ın arka bahçesi olduğu söyleniyor. Bir şey diyeceğim, bu videodan sonra, görüntülerden sonra benim aldığım özel bilgi, Murat Özkaya ile Acun Ilıcalı telefonda konuşuyor. Acun Ilıcalı bu videoyu hazırlamadığını söylüyor. Nasıl? Böyle bir durum söz konusu. Benim aldığım bilgi bu. Bir iddia, doğru da olabilir ama bilmiyorum. Yalnız, hatta Acun Ilıcalı'nın bazı Galatasaraylı yöneticileri arayıp özür dilediğine dair bir bilgi de var. Yani ya aslında bu dediklerim bu arada çok büyük haber. Evet. O yüzden söylüyorum zaten. Biz burada hep büyük haberleri konuşuyoruz. Ya muhakkak biliyorsun da Yakup, altın üstünü her yerini çizelim. Evet, bu nasıl? Aynen yani öyle. Hazırlamadım ne demek? Yani o videoyla... Başkan, biliyorsunuz bu arada kongreyi izleyemediyseniz eğer, maçı izliyorsunuz. Bir şey diyeceğim, zaten siz, konunun Acun tarafları var. Acun Ilıcalı'nın hazırladığını söyledi Başkan Ali, evet, Koç. Evet, konunun tarafları var. Murat Özkaya dün Galatasaray maçında bazı yöneticilerle konuşuyor. Söylüyor, diyor ki Acun arıyor diyor. Bu videoyu kendisinin hazırlamadığını söylüyor diyor. İçeriğini kim hazırladı, kim hazırlattı bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Dün Galatasaray taraftarıyla Acun Ilıcalı arasındaki ilişki bence bitti. Yani şöyle bitti. Galatasaraylı taraftarlar şunu söylüyor. Artık bizden SMS falan beklemesin. Gerçekten de işi o noktaya geldi. Çünkü Acun Ilıcalı böyle tarafsız gözüken, değil mi? Hı hı. Yani bütün Türk halkının sevdiği insanlardan bir, evet, tanesi. Ama çıkıp Fenerbahçe Genel Kurulu'nda, Fenerbahçe'yi savunabilirsin ama bir görüntü yayınlandı VAR'la alakalı. Bak oradaki sosyal açıklamayı medyaya, okuyayım. Sosyal medyaya servis, hı-hı, edilen bir görüntü var. O görüntüyle alakalı hakemlerin Galatasaray konusunda art niyetli olduklarını söyledi. Bir şey diyeceğim. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin Pendik Spor, Fenerbahçe'nin Alanya Spor maçındaki pozisyonlarını da keşke gösterseydiniz. Aynı alkışı, aynı coşkuyu alabilecek miydiniz? Dün bence Ali Koç çok stratejik bir karar almış. Acun Ilıcalı'yı kendisine güven zırhı olarak oraya getirmiş. Konuşunca daha büyük alkış aldı. Çünkü taraftar dedi ki, kardeşim biz buraya takım ligden çekilsin, bu yetkiyi vermek için geldik. Neyden bahsediyoruz? Dün biliyorsun başkan adaylarından bir tanesi Saadettin Saran konuşma yapacaktı. Adam gitti oraya, konuşamadı. Konuşturtmadılar, evet, adamı. Sonrasında niye? Özür dilendiğini söyledi ya bu arada Saadettin Saran. Ya niye biliyor musun? Çünkü Ali Koç devam edecek. Bak bu Fenerbahçe'nin iç işleri ama siz orada Galatasaray'a göndermede bulunursanız, Galatasaray'ın sportif AŞ Başkanı Erden Timur'u konuşursanız, Sayın Ali Koç'un ağzından Ali Buruk düşmezse, hı hı, o zaman Galatasaray'da buna en ağır tepkiyi verir. Zaten savcılığa çağrıda bulundu, Cumhuriyet Savcılığı'na. Cumhuriyet Savcılığı harekete geçmese bile ben Galatasaray'ın Sayın Ali Koç hakkında dünkü genel kuruldaki konuşmaları hakkında suç duyurusunda bulunacağını net bir şekilde söyleyeyim. Tabii o cümleyi alabilirler zaten Erden Timur'a söylediği. Bu arada Acun Ilıcalı, Türk hakemlerine güvenmiyorum. Ben yabancı hakemin acil şekilde başlamasını gerektiğini düşünüyorum dedi. Yabancı hakem uygulamasını. Bunu herkes istiyor şu anda. Geçen sene istemişti Galatasaray Erden Timur. Fenerbahçe şu anda öyle bir algı peşinde. Diyor ki ya yabancı hakemler gelsin. Gelsin ya. Ya tamam gelsin. Ben vallahi de diyorum gelsin. Gelsin ya. Gelsin de kurtulalım ya şu hakem bir şey muhabbetinden. Bir şey diyeceğim. Kevser, şu ortamda yabancı hakem de maç yönetemez. Bugün hakem açıklanıyor. Onunla ilgili o kadar. Ya bir şey diyeceğim. Bizim hakemler niye yurt dışında çok iyi maç yönetiyor? Niye FIFA kokartları var? Tamam yani baskıdan bahsediyoruz, olay etkilenmeden. Olay o değil. Yabancı hakem falan değil. Ama takıma sempatisi de olabilir. Abi yabancı hakem falan değil. Olay ne biliyor musun? Olay
Hakemler bizim lehimize karar versin, biz şampiyon olalım. Net bir net şekilde bu. Şimdi son 3-4 maçta sen hakemler sayesinde yürüyorsun içerideki maçlarda. Kaybedecektin, puan kaybedecektin. Galatasaray maçıyla birlikte başlayan ciddi anlamda hakemlerin senin lehine verdiği kararlar var. Niye Futbol Federasyonu'nu istifaya çağıramıyorsun? Niye 6 tane VAR hakemi gelip de Kadıköy'de maç yönetemiyor? Ali Koç istemediği için. Ali Koç şu anda diyor ki yabancı hakem gelsin. Yerli hakemler de tırsın. Aman biz Fenerbahçe lehine karar verelim de yabancı hakemler gelmesin. Biz maaş almaya devam edelim. Hatay maçına geçelim istersen. Tabii. Bu arada dün bir oylama yapıldı şeyde kongrede de tam yani çıkarken hani gelecek sezonda yani çekilelim mi çekilmeyelim mi oylaması yapılmadı. Aynen 3 ay sonra belli olacak dendi. Onu da hani belirteyim. Onun dışında oylama yapıldı yani kongrede. Neyse zaten o taraf Fenerbahçe tarafı. Evet. Devam edelim. Şimdi dünkü maçla devam edelim. Galatasaray Hatayspor'u evinde ağırladı ve 1-0 mağlup etti. Icardi'nin bir golü var maçta. Hatayspor'un iptal edilen bir golü var. 1-0 3 puanı almayı başardı Galatasaray. Muslera'nın da 500. maçıydı aslında. O açıdan önemliydi. Ve tabii Okan Buruk açısından da çok önemli maçtı. Çünkü iç sahadaki galibiyet rekorunu kırıyor Okan Buruk. 19 maç, 19 iç saha maçından beri yenilmiyor. Galibiyet daha doğrusu pardon. Hiç kolay değildi tabii ki. Sanırım bir ya da bir buçuk ay önce burada çektiğimiz bir videoda sen bana 5 tane maç soruyorsun. Evet. O 5 maçta Galatasaray'ın bütün maçları ben kazanacağını söylüyorum. Muhtemelen şimdi bir ara verip o videoyu yayınlarlar bizim ekip. Program montajı olduğu için. Galatasaray Antalya. İçeride oynuyor. Zorlanacak ama kazanacak. Çünkü Sergen Yalçın'ın şu anda oradaki süreci sallantıda. Ciddi maçlar kaybettiler. Taraftarın isyanı var. O yüzden ciddi şekilde iyi hazırlanıp gelecekler. Zorlayacaklar Galatasaray'ı ama ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş derbi var sonra. Şöyle söyleyeyim, Murat Özen'e de hatırlat bunu lütfen. Çok fazla böyle iddialı konuşmam ama bak net söylüyorum. Galatasaray Beşiktaş'a İnönü'de büyük bir hezimet yaşatacak. Galatasaray Çaykur Rizespor. Galatasaray Çaykur Rizespor içeride, Galatasaray rahat kazanır. Peki Kasımpaşa deplasman. Hiç zorlanmaz Galatasaray. Zaten. Hiç zorlanmaz. Son olarak Hatay içeride. Hatay'ı da içeride mağlup eder. Yani şöyle sen 5'te 5 diyorsun o zaman. 5'te 5 çünkü Kevser 26'da 22 yapmış Galatasaray. Ben de birazcık duygusal düşünüyorsun diye düşünmüştüm ama. Şöyle söyleyeyim, Galatasaray bu sezon sadece Hatayspor'a kaybetmişti. Hatayspor'u da yendi. Dünkü maçın özelinde şöyle ilk 15-20 dakika Galatasaray gerçekten mükemmel top oynadı. İnanılmaz. Seyir zevki açısından muhteşemdi. Ama sonrasında ki Hakim Ziyech döndü. Adam resmen sihir yapıyor. Enteresan böyle paslar gönderiyor. Kesme ortaları var. Acayip işler yapıyor ama 25. dakikadan sonra Volkan Hoca'nın Hatayspor'unu da tebrik edelim. Gerçekten pozitif bir futbol oynadılar. Beraberlik golünü bulabilirlerdi. Pozisyon hatta çok buldular. Öne bile geçebilirlerdi. Hı hı, evet. Burada da devreye Muslera girdi. Galatasaray tarihinin Hacı'dan sonra gelmiş geçmiş en büyük yabancısı. Hatta en iyi olduğunu savunanlar var ama kimse bana Hacı'nın önüne koydurtamaz Muslera'yı. Hacı benim için bir numaradır. Muslera iki numaradır. Dün de elinden geleni yaptı. Hatta maçtan sonra da Volkan Demirel'le bir araya geldi böyle Migzon'da. O görüntüleri de verelim isterseniz. Evet. Aynı zamanda izleyicilerimiz görsünler. Şöyle çok güzel görüntülerdi. Maça damga vuran isim de oldu Muslera. Bu arada hani 1+1 yıllık sözleşmesi de uzatılacak kendisinin. Başkan Dursun Özbek yakın zamanda zaten bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ben de şunu söylemiştim. Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi devam ederse Muslera hiçbir yere gitmez. Kendi ülkesinden isteyenler var. Hatta Fatih Hoca'nın Panathinaikos'u da istiyor demiştik. Ama Muslera Galatasaray'da kalıyor. Zaten patron o dedi. Yani ya, patron başkan dedi. Evet. Muslera açıklamasında. Dün var ya sanki ilk maçına çıkmış gibiydi. Heyecanlı mıydı? 500. maçı ama kendisini bu kadar zinde tutabilmesi profesyonelliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Volkan Demirel'le karşılıklı çok oynamışlardı. Dün de Volkan Demirel teknik direktördü. O sahadaki futbolculardan bir tanesiydi. Dediğim gibi bu saatten sonra artık Galatasaray'ın
7 maçı kaldı. Dünkü maç oyun çok fazla konuşulmayacak. Belki Galatasaray taraftarını çok tatmin etmedi ama önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. Galatasaray kazanmayı bildi. Bir de Yakup, özür dilerim sözünü kesiyorum ama her maçta da şov yapamazsın yani. Her maçta da çok çok iyi oynayamazsın değil mi? Ya öyle ama dünkü maç bunda yani buna müsait bir maçtı. Şimdi Zaha Kerem'in biraz önüne geçmiş, daha formda gibi gözüküyordu. Ziyech dönmüş takıma. Icardi son dönemde zaten çıkışa geçti. Yine takımı sırtlamaya başladı. Böyle bir beklenti vardı ama dün özellikle Kerem Demirbay, onun dışında Zaha günün kötü isimleriydi. İkinci yarıda zaten Zaha ve Ziyech'i oyundan çıkarttı. Kerem Aktürkoğlu girdi yine, çok etkili olamadı. Ama skoru korumayı başardı. Galatasaray'da Okan Buruk 19'da 19 yeni bir rekora daha imza evet. attı. Galatasaray'ın hani başına gelen en güzel şeylerden bir tanesi. Altyapısında yetiştiği Okan Buruk'un gelip teknik direktör olması ve ikinci sezonda son 7 hafta kala şampiyonluğa doğru yürümesi. Ve gerçekten bunu zor şartlarda yapıyor olması. Düşünsenize, Ali Koç bile sizin oğlunuza göndermede falan bulunuyor. Dün biraz morali bozuktu bu yüzden dolayı ama sonuçta Galatasaray'ın teknik direktörü. Biz Antalya kampındaydık biliyorsun. Orada hocaya şu soruldu. Siz Galatasaray'da devam etmeyi düşünüyor musunuz? Bundan sonraki süreçteki planlarınız ne diye. Okan Hoca kesin olarak Galatasaray'da en az 2 sezon daha devam etmek istiyor. Nitekim Dursun Özbek ve yönetimi de Okan Buruk'la yola devam edecek. Seçildikten hemen sonra 2 yıllık sözleşme imzalayacaklar. Hı hı. Artık şampiyonluğa odaklanmış durumda Galatasaray. Son 7 hafta kolay zor maç yok bu saatten sonra. Bütün maçlar çok zor. Öncesinde bir Süper Kupa maçı var. Oynanacak mı oynanmayacak mı bilmiyoruz. Ki Galatasaray oraya gidecek ama zorlu bir Alanya deplasmanı olacak Galatasaray adına. Bir de Fenerbahçe maçı da var sondan önceki hafta. Evet. Yani o maç zaten, o maç muhtemelen zaten şampiyonu belirleyecek gibi duruyor. Ben o güne kadar Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyorum. Öyle Trabzonspor mi? Maçında puan kaybeder diyordum Fenerbahçe için. Etmedi, kaybetmedi. Ama futbolcuları böyle saha dışına da çekti bence Fenerbahçe yönetimi. Yani Fenerbahçeli futbolcular kaybetse bahaneyi hakemlerde bulacak, saha dışındaki olaylarda bulacak. Bu da Fenerbahçe yönetimi adına bence büyük dezavantaj. Ama biliyorsun hani ligden çekilme konusu olunca yani Ali Koç dedi ki futbolcularımız, işte İsmail Kartal dedi ki biz şampiyon olacağız, inanıyoruz, devam edelim. Onun için devam ediyor yani Fenerbahçe. Bir şey diyeceğim. Oranın patronu kim? Buranın patronu kim? Burası kapansın dediğinde ya içeridekiler kapanmasın. Patron ne derse olur. Öyle de ama yine de işçilerin dediği etkilemez mi? Ya etkiler de, bir şey diyeceğim. Sen diyorsun ki ben Süper Kupa'ya ismi nedir? Başkanlığı bırakacağım diyorsun, başkanlığa devam ediyorsun. Sen ligden çekileceğim diyorsun, çekilmiyorsun. Bir sürü farklı konu. Ne kadar güvenebilirsin ki? İşin o tarafı da var yani. Ha, bu arada herkes şunu istiyordu zaten. Ya kardeşim senin iyi bir kadron var, sen ligde devam et. Hani kimse işte Fenerbahçe ligden çekilsin, işte Galatasaray şampiyonluğunu ilan etsin, Süper Kupa'yı alsın, öyle bir durum söz konusu değil. Bu iş saha içinde oynanıyor. Çık saha içinde oyna, kazan. Çok klasik bir söz var. Hakemleri de yeneceksin. Gerçekten öyle. Türkiye'de öyle. Şampiyon olan takımlar bunu yapmak zorunda. Ya bir de Galatasaray Fenerbahçe'siz, Fenerbahçe Galatasaray'sız olmaz bence ya. O da ligin heyecanı yani. Bak bu sezon mesela kim yarışıyor? Sadece Galatasaray ile Fenerbahçe yarışıyor. Evet. O açıdan Galatasaraylar da bence öyle bir şampiyonluktan zevk almazdı. Peki kupaya sence, ya kupa maçı oynanacak mı? Kupa maçı oynanacak mı? Vallahi ben bilmiyorum. Öngörünle, tahminin ne? Merak yani, ediyorum. Sayın Ali Koç diyor ki eğer ertelenirse, aynı zamanda yabancı hakem gelirse. Evet. Başka ne istiyorsun mesela? Bence tarih değişmez. Galatasaray da oraya A takımıyla, yani U19'da falan gitmez. Dün Galatasaray'ın en yetkili isimleriyle konuştum. Hani böyle bir düşünce olur mu? Fenerbahçe U19 takımıyla çıkacak, siz gider misiniz diye. Hayır. Galatasaray as takımıyla gider, en iyi kadrosuyla gider. O maça sahaya çıkar, Fenerbahçe gelirse oynar. U19 gelirse yine çıkar oynar. 15-20 atar, gözünün yaşına bakmazlar yani. Orada U19 takım. Ama bir şey diyeceğim, U19 takımının suçu ne mesela? Niye onlar çıkıyor? İşin o tarafı da var mesela. Bu arada ayın 7'sinde Giresunspor'la maçları var. Fenerbahçe U19 takımı. Evet öyleymiş. 3 puanları da silinecek.
enteresan bir durum ama Galatasaray Süper Kupa maçı için hazırlıklarını yapıyor. Cumartesi günü Urfa'ya gidecek ki ben de orada olacağım büyük ihtimalle. Fenerbahçe çıkar ya da çıkmaz Galatasaray kupasını alıp İstanbul'a dönmek isteyecek. Ama o kupayı müzeye götürürler mi, federasyona iade ederler mi onu bilmiyorum. Nasıl yani? Yani ben söyleyeyim ortada kalsın, yarın öbür gün belli. O ne demek Yakup? Öyle bir şey söylüyorsun evet. ki. Yani almayabilir o kupayı belki de. Bilemiyorum. Peki şey muhtemel 11'i nasıl Galatasaray'ın? Ya kupada muhtemel 11'e. Şöyle bazı değişiklikler olacağını düşünüyorum. Şuraya yazmıştım, bulamadım. Evet. Muslera, Barış Alper Yılmaz sağ bek, Nelson, Abdülkerim, Derik Köhn, Kerem Demirbay, Torreira. Ön libero'da değişmez isimler. Bence Ziyeh oynamaya devam edecek. Biraz daha oynarsa son haftalara ciddi katkı sağlar. Sağ tarafta Zaha'yı keseceğini düşünüyorum. Derbiye çıkmaz bence. Kerem Aktürkoğlu oynar. Mertens harika oynamaya devam ediyor. Biz hepimiz futbolu bırakacak derken Mertens bir yıl daha devam etmeyi düşünüyor. Bu sezonki performansından dolayı. Öyle mi? Bir evet, yıl daha. Kesinlikle. Bunu Antalya kampındaki basın toplantısında söyledi. Galatasaray eğer benimle devam etmek isterse ben Galatasaray'da kalırım. Sonra da teknik mesajı ekibe verdi. Yani Icardi de 11'deki isimlerden bir tanesi olacak son dönemde. Son 2 yılda Türkiye liglerinde en çok gol atan oyuncu Icardi. O sakatlık dönemini tamamen atlattı. Galatasaray taraftarıyla barıştı. Süper Kupa maçına da her halükarda Icardi ile çıkacağını düşünüyoruz. Peki ben izleyicilerimize sormak istiyorum. Sizce Süper Kupa maçı oynanacak mı? Yani Fenerbahçe sizce maça çıkacak mı? Ben de tahmin yapıyorum. Bence çıkmayacak. Ben çıkmayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Gelmeyeceğini düşünüyorum. Sizler de lütfen yazın. Tahminlerinizi okuruz haftaki programda. Zaten o zaman belli olmuş olur kimler tahminini ya kimler doğru tahmin etmiş, oradan okurum. Fenerbahçeli senin futbolcular çıkalım derse çıkarlar. Peki. Şimdi son olarak biliyorsunuz Galatasaray'da Günay Güvenç 2 maçlık ceza aldı. Hakeme yönelik hakaret sebebiyle. Ve sonrasında da tabii dün birazcık bir isyanı vardı. Migzon'dan çıkarken döndü gazetecilere, dedi yani neden ceza aldığımı bir araştırsanıza. Düşünsene, o bile isyan ediyor. Çünkü diğer tarafta Trabzonspor maçında hep şunu söylüyoruz, bak o maç 60. dakikada tatil edilmeliydi. Fenerbahçe lehine 3-0 sonuçlanmalıydı. Ama böyle bir durumun Türkiye'de olma ihtimali yoktu. Niye yoktu? Çünkü zaten hakemler üzerinde baskı kuruyorsun. Halil Umut Meler bu kararı veremezdi. Hatta şunu söyleyeyim. Geçen biri söyledi, kim hatırlamıyorum. 60. dakikada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi maçın temsilcisini arayıp kardeşim bu maçı tatil edin diyebilirdi. Evet. Fenerbahçe, Acun Ilıcalı hakeme yükleniyor kardeşim. Türkiye Futbol Federasyonu daha yetkili bir isim değil mi? Arayıp da kardeşim bu maçı tatil edin diyemez miydi? Neden federasyon başkanını istifaya çağırmıyorsun da Halil Umut Meler'i suçluyorsun? Kardeşim bu adam yerde tekme yedi. Bu ülkenin en iyi hakemi. Tamam, kötü yönettiği maçlar mutlaka vardı. Burada hemen Murat Özen olsa mesela şeyde. Aa bak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu savunuyor. Hakemleri savunuyor. Hayır abi. Bu adamlar Avrupa'da çıkıp babalar gibi maç yönetiyorlar. Ama ülkedeki atmosfer öyle bir duruma geldi ki. Düşünsene, sosyal medyada seninle ilgili, benle ilgili 3-5 tane böyle kötü yorum görünce biz bile acaba ne oluyoruz diyor. Hı hı. Bu adamların ailesi, çoluğu, çocuğu, öyle bir baskı kuruluyor ki. O yüzden dediğim gibi burada Galatasaray'ın kalecisi Günay da haklı olarak isyan ediyor. Diyor ki orada neler yaşandı, cezalar verilmedi ama benim ne yaptığım belli bile değil. 2 maç ceza aldım diyor ve isyan ediyor. Sevkler yapıldı bu arada. Oradan çıkacak sonucu da merakla bekliyoruz. Yani dediğin doğru bence de. Tabii ki federasyon çok daha büyük hakemlerden ama orada da hani olan hakemin de sorumluluk alıp bence tatil edebiliyor olması da lazımdı. Ya Yakup, olası bir şey mi yani? Meşale ya. Meşale giriyor sahaya yani. Hani daha ne olabilir? Kevser, bunu söylüyorum zaten. Ama evet, diyorum ki daha yetkili alamaz biri var. Diyorsun. Daha yetkili arasın biri var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi. Arayıp da temsilciyle direkt telefonda konuşabiliyor. Doğru. Söyle bunun maçın hakemine, içeriye gelsin, maçı iptal edin, tatil edin diyebilirdi.
E Fenerbahçe ne yapıyor? Hakem üzerine yoğunlaşmış durumda. Kardeşim bu işi Türk futbolunu, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiyor. E bu Türkiye Futbol Federasyonu senin istemediğin 6 tane VAR hakemini göndermiyor ama. E sen bu konuda sesini aç, ağzını açmıyorsun, konuşmuyorsun. Yakup, sence federasyon değişir mi yakın zamanda? Avrupa Şampiyonası'ndan önce değişeceğini düşünmüyorum. Ama Türkiye Futbol Türkiye'de futbol adına hani yarın ne olacak diye bir şey söyleyemezsin. Enteresan şeyler olabiliyor. Peki, teşekkür ederim. Sizler de lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Haftaya okuyacağım yorumlarınızı muhakkak. Görüşmek üzere.